20 sene muhterem başkanımız söze başlarken ben başı açık kız çocuklarına ders okuttum. Şimdi başörtülü talebe geliyor buyurdular. İyi de 35 sene. Ben de 35 sene yolda hiç üstsüz turist görmemiştim. Şimdi üstsüz turist görüyorum. Ben öbür dinlediğiniz kıymetli arkadaşlarımızdan bir tanesi değilim. Edebiyat yapmaya gelmedim. Polemik yapmaya gelmedim ya hesap yapmaya geldim. Erbakan demek üretimdir, sanayidir, kalkınmadır. Erciş Çimento Fabrikası, Ilgın Şeker Fabrikası, Trakya Yem Fabrikası, Balıkesir Seka Kağıt Fabrikası, Taksan, Tümosan, Esgaz, Bursagaz, Etibakır, Etikrom, Orçelik, Tüpraş, Petkim, Kıbrıs Türk Hava Yolları, Tüksaş Toros Gübre Fabrikası, Tüksaş Tekirdağ, Tarsus, Fatsa Depoları, Seydişehir Eti Alüminyum Anonim Şirketi, Oymapınar Barajı, Eti Alüminyum'a ait Madenler İzmir Limanı. Erbakan, nesillere ahlak ve maneviyat aşılamaktadır. 30 Kasım 1974'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 4. 5 yıllık planda ilk defa manevi kalkınma bir hükümet programında yer aldı. Aynı dönem 350 İmam Hatip Lisesi, 10 Yüksek İslam Enstitüsü, 3000 Kur'an kursu açıldı. Bu okullardan 10 yılda 1 milyon 300 bin genç mezun oldu. Anadolu'nun manevi mayası atıldı. Milletin tarihiyiz, aslıyız, inancıyız ve umuduyuz. Biz rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davanın mensuplarıyız. Kırılanı onarmak, döküleni toplamak yine bize düşüyor. Kınayanların kınamasına aldırmadan hak bildiğimiz doğruları en gür sesle haykırmaya devam edeceğiz. Susarsak, hak ve hakikat karşısında susarsak namerdiz. Bu yol bahadırlar, ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şey Mevlana, derviş Yunus, Keroğlu, susarsan hakkını helal etmesin. Haberin var mı? Ekonomik kuşatma altındasın. Dış borç katlandı. Türkiye'nin dış borcu IMF'ye yapılan ödemenin 20 katı. Toplam borçsa IMF'ye yapılan ödemenin 11 katı artmıştır. Üretmeden tüketmek, tükenmektir. Hükümetin ekonomi politikaları sonucunda Türkiye giderek daha fazla borçlandırılmış, üretmek yerine ithal eden konuma getirilmiş, sanayi yerine inşaat ve turizm ekonomisine yönlendirilmiştir. 80 yılın birikimi 10 yılda satıldı. 51 milyar dolar özelleştirme geliri elde edilmiş olmasına rağmen 12 yılda bir kez bile bütçe açığı kapatılamamıştır. Faiz ödemeleriyle yeni bir Türkiye kurulurdu. 2003-2013 yılları arasında yapılan 548.3 milyar lira faiz ödemeleriyle maliyeti 3.75 milyar dolar olan Marmaray'dan 97 adet, maliyeti 6 milyar dolar olan 3. Boğaz Köprüsü'nden 61 adet, maliyeti 7 milyar dolar olan 3. Havaalanı'ndan 52 adet yapılabilirdi. Büyük
vazimleri kayadar kadar sağlam milli görüşçüler, saadet partililer. Ne olursa olsun gelecekten asla ümit kesilmeyecektir. Tarihe bakın, inancınıza sarılın, milli görüşe sarının. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka husrana uğrayacaktır. Bir iman ve ahlak abidesi. Bir dava adamı. Ekonomide ve siyasette tek kişilik medrese. Davasına inanmış, yolundan hiç dönmemiş lider. Türk İslam kültürünün en büyük birikimi. Ümmetin lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Sana söz, baharlar yine gelecek. Sana söz, bu ülkede yeniden güneşler doğacak. Sana söz, bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Sana söz, emanetin yere düşmeyecek. Sana söz, büyük Türkiye'yi biz kuracağız. Sana söz, İslam birliği sağlanacak. Sana söz, ismine leke sürülmeyecek. Sana söz, teknolojik kalkınma sağlanacak. Sana söz, manevi kalkınma tamamlanacak. Sana söz, milli görüş dünya nizamı olacak. Sana söz, adil düzen bütün insanlığa ulaşacak. Sana söz, sözün yerde kalmayacak.